26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt ile Anadolu toprakları milletimize açılmıştı. 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un Afyon cephesindeki şanlı zaferi 30 Ağustos'ta Türk milletinin bağımsızlık kurtuluşunu tescil etmişti. Bahsettiğim tarih sizin de bildiğiniz Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli zaferlerinden biri olan Büyük Taarruz'un taçlandığı gün, yani 30 Ağustos. 102. yılını aynı coşku ve şevkle kutladığımız 30 Ağustos zaferi nasıl gerçekleşmişti? Bir hatırlayalım. Nezahat Onbaşıların, Yörük Aliler'in, Kara Fatmalar'ın, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde topyekün verdiği şanlı mücadelenin artık son aşamasına gelinmişti. Yunanların topraklarımızdan çıkarılması ön koşul olmuştu. İstiklal Savaşı'nın son adımı olan Başkumandanlık Meydan Muharebesi, Başkumandan Mustafa Kemal Paşa tarafından şahsen yönetildiği için bu isimle anılmaktaydı. Kurtuluş Savaşı'nın son evresi 26 Ağustos 1922'de Afyon Karahisar Kocatepe Tepe'de başlayan Büyük Taarruz ile açılmıştı. 26 Ağustos gecesi 5. Süvari Kol Ordusu, Yunanların gece savunmadığı Ballıkaya mevkiinden sızma yaparak Yunan hatlarının gerisine intikale başladı. Ve intikal bütün gece sabaha kadar sürdü. Büyük Taarruz yaklaşık 200 yıldan beri Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan ilk taarruz muharebesi olarak tarihe geçti. Çanakkale ve Sakarya'da Türk zaferi hücum eden düşmanı durdurmakla sınırlı kalmıştı. Lakin Başkumandan Meydan Muharebesi'nde düşman ordusu topyekün yok edilmiş, yaklaşık 150 bin kilometre kare alan kısa sürede ele geçirilmişti. 1922 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk ordusu bu zaferle Yunan işgaline son vererek Kurtuluş Savaşı'nı kesin bir askeri sonuca ulaştırmıştı. Hem Türk tarafının Lozan'da önemli bir diplomatik avantajla katılmasını sağlamış, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun önünü açan en kritik adımlardan biri olmuştu. Bu şanlı zaferin ardından Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa bugün de duyduğumuzda tüylerimiz ürperten o ünlü emrini vermişti. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! Bu emir doğrultusunda 3 koldan İzmir'e ilerleyen ordu her kuşatmada daha da güçlenerek Uşak, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Aydın, Manisa'yı geri aldı. Tarihler 9 Eylül'ü gösterdiğinde birlikler İzmir'in Sarıkış'la Karşıyaka ve Hükümet Konağı'nın da yer aldığı bölgelerde Türk bayrağını göndere çekerek İzmir'in kuruluşunu da ilan etmişti. Büyük Önder Atatürk, büyük zaferden tam 2 yıl sonra 30 Ağustos 1924 katıldığı bir törende 2 yıl öncesini hatırlatarak 30 Ağustos'u şu cümlelerle anlatmıştı. Afyon Karahisar Dumlupınar Meydan Savaşı ve onun son parçası olan 30 Ağustos zaferi Türk tarihinin en önemli dönüm noktasıdır. Ulusal tarihimiz çok büyük, çok parlak zaferlerle doludur. Ama Türk ulusunun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine yeni bir adım vermekte kesin eskili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Besbellidir ki yeni Türk Devleti'nin, genç Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırıldı. Ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı. Bu alanda akan Türk kanları, bu göklerde uçuşan şehit ruhları devletimizin, cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır. Türk ulusu burada kazandığı zaferle, açığa vurduğu gücü ve istemiyle bu belli gerçeği bir kere daha tarihin bağrına çelik kalemle koymuş bulunuyor. İstiklal mücadelesinin başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere içerisinde yer aldığı değerli isimlerin, birçok gizli kahramanın, gazinin ve şehitlerin yoklukla, açlıkla ve sayamadığım çeşitli zorluklarla verdiği Türk zaferini bizler bugün 30 Ağustos olarak kutluyoruz. İstiklal Savaşı'nın kesin bir Türk zaferiyle sonuçlanmasını sağlayan, egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Nice 30 Ağustos'lara.